Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Profesör Doktor Ayşent Muraoğlu, iç hastalıkları ve hematoloji uzmanıyım. Tüm akademik kariyerimi Akdeniz Üniversitesi'nde yaptım. Daha sonra emekli olarak İstanbul'a geldim. Şu an İstanbul'da bir özel hastanede çalışmaktayım. Hematoloji, lenf bezi hastalıkları, kemik iliği hastalıkları ile ilgilenen bir bölümdür. Lösemiler, lenfomalar, her tür kemik iliği hastalıkları, anemiler, trombositopeniler, bu grup hastalıklara bakıyoruz. Lenfoma, lenfosit adı verilen hücrelerden köken alan bir grup hastalık. Lenfositler en sık lenf düğümleri, kemik iliği, dalakta bulunur. Ancak bunun yanı sıra vücuttaki hemen tüm dokularda, tüm organlarda bulunan hücrelerdir. Ve immün sistemin bir grup hücresini oluşturur. Lenfomalar bu lenfositlerin kendinde oluşan genetik bir bozukluk sonucu ortaya çıkmakta. Tetikleyen tabii ki bazı faktörler var. En başta bu pestisit dediğimiz yabancı otları öldüren kimyasal ajanlar ya da yabancı böcekleri öldüren kimyasal ajanlar. Bunun yanı sıra hastanın daha önceden tedavi almış olması, immün sisteminin baskılanmış olması, nakil olmuş olması veya bazı otoimmün hastalıklarının bulunması lenfomayı tetikleyebilen bazı faktörler. Hastalar sıklıkla lenf düğümlerinde büyüme ile gelir. Yani boyunda, koltuk altında, kasıkta şişlikler ile doktora başvurur. Tabii ki bunun yanı sıra organ tutulumu da olabildiği için bu hastalıklarda mide yakınmaları olabilir, akciğerde bazı bulgular olabilir, yani nefes darlığı, öksürük gibi veya ishal olabilir, geçmeyen ya da nörolojik bulgular. Yani pek çok şikayet ile gelebilir. Ama en önemlisi vücudun değişik yerlerinde olabilen şişliklerdir. Bunun yanı sıra kilo kaybı, ateş, gece terlemesi de lenfoma belirtilerinden bir kısmını oluşturabilmektedir. Buraya geldiği zaman hastanın tanısını, lenf bezinin niteliği önemlidir. Muayenede lenf bezinin bazı özelliklerine dikkat ederiz. O özellikleri eğer tutuyor ise lenf düğümünün tamamıyla çıkartılmasını talep ederiz. Lenf düğümü çıkartıldıktan sonra patolojik inceleme ile tanı konulur. Özellikle lenfomalar kabaca iki ana gruba ayrılır. Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma olmak üzere. Bunlar da kendi içinde alt grupları vardır ki Hodgkin dışı lenfomanın belki onlarca 60-70 civarında tanımlanmış alt grubu vardır. Biyopsi son derece önemli, tam bir lenf bezinin çıkartılması. Çünkü bu alt grupların net olarak tanımlanması lazım. Bu hastalığın nasıl seyredeceğini bize gösterebildiği gibi tedavi açısından da yönlendirecektir. Tanıyı koyduktan sonra önce bir hastalığın yaygınlığını belirlememiz lazım. Bunun için bazı görüntüleme yöntemlerine başvururuz ki son yıllarda en çok kullanılanı PET-CT olarak kısaca adlandırdığımız bir yöntemdir. Bu tüm vücudu tarar. Hastalık ne kadar yaygınmış tanı sırasında öncelikle bunu belirleriz. Bunu belirledikten sonra ve patolojisini de yani alt grubunu bildiğimiz için tedavimizi yönlendiririz. Tedavide son yıllarda çok popüler olan akıllı ilaç olarak adlandırılan aslında hedefe yönelik tedavidir. Bu ilaçlar ile kemoterapi ilaçlarının kombinasyonu sıklıkla kullanılmakta. Radyoterapi gerekirse hastalara uygulanmakta. Cerrahi tedavinin lenfomalarda yeri yoktur. Her yaş grubunda karşımıza çıkabilmekte. Hodgkin'den örnek vereyim. Hodgkin hastalığı ve Hodgkin lenfoma iki farklı yaş grubunda, bir 20'li 30'lu yaşlarda bir de 50 yaşın üstünde sıklıkla karşımıza çıkmakta. Hodgkin dışı lenfomaya baktığımızda ise çok geniş bir yelpazede incelendiği için burada şunu kastediyorum. Bir grubu mesela hastaların hiç tedavisiz yıllarca izlenebiliyor. Bir grubu ise tanı koyar koymaz hemen tedaviye başlanması gerekiyor. Bunlar farklı alt gruplar oluşturduğu için yaşa göre de değişebiliyor. Gençlerde özellikle ya da çocuklarda hızlı ilerleyen agresif tiplerini görmekteyiz. Hastadan hastaya değişebilmekle birlikte hastalıktan hastalığa değişebilmekte. Çünkü bir grubun mesela hiç tedavi vermeyiz. Yıllarca
tedavisiz izleyebiliriz hastalığı. Eğer agresif bir lenfoma ise tedavisini verir, hatta belki ilk aşamada kendinden kök hücre nakline kadar gidebilir. En az 6 ay sürer yani. Nüksetme olasılığı her zaman için var lenfomalarda. Uzun vadede tabii ki bu riski arttıran faktörlerden uzak durmakta her zaman için fayda var ve kontroller son derece önemli. Şunu söyleyebilirim, lenfomalarla ilgili olarak çok geniş bir yelpazede incelendiğini söylemiştim. Hızlı seyirli lenfomalar için erken tanı çok zor. Hele ki bu check-up programlarıyla hızlı seyirli bir lenfomanın tanısı çok zordur. Kontrolleriniz yapılır, bir ay sonra çok hızlı büyüyen bir beze çıkabilir. Tahlillerde hiçbir şey çıkmayabilir. Yine aynı şekilde yavaş seyirli lenfomaların bir kısmında iyi bir fizik muayene olmadığı takdirde kan tahlilleri tamamıyla normal olabilir. Akıllı ilaçlarla ilgili sorular olabiliyor. Akıllı denen ilaçlarla, ben genellikle bunlara yalnız yarı akıllı ilaç diyorum. Çünkü bunlardaki amaç hedefe yönelik. Her ne kadar direkt o hücredeki hedefe yönelenler varsa da vücutta o grup hücrelerin hepsine etki edenleri var. Ve tabii ki bunlarda da yan etkiler var. Evet, çok iyi cevaplar alınıyor ama henüz tam şifa elde edebilecek hiçbir yöntem yok. İmmün sistemi kurcalamamak lazım.